dediniz, sizi çok fazla bekletmeyeceğim. Günün en önemli gelişmelerinden biri. Hepimizin evine götürdüğü ekmeği belirledi diyoruz değil mi? TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı. Maaş zamlarını belirledi. Tabii ki emekli maaşlarını, asgari ücreti, her şeyde, özel sektörde de maaş zamlarında belirleyici oldu. TÜİK'in enflasyon oranına göre zam yapıldı. Ama bizim gelirimize. Peki market raflarında ben neyle karşılaştım? Enag enflasyonuyla. %70'lerde. TÜİK'in enflasyonu %100'lerin üzerinde. Enag enflasyonu. Güven var mı? Bu kadar sapma, bu kadar haber ve en son Alaaddin Aktaş dün yaptığı haber. Malumunuz enflasyon sepetindeki rakamlar. Zeytin, zeytinyağı, doktor muayenesi, özel okul ücreti sayın sayabildiğiniz kadar. Kendi sistemiyle bir çıkarsama yapmış. Biz de haberleştirdik. TÜİK dayanamadı. Nihayet açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte TÜİK'in açıklaması. Enag TÜİK'i başka, TÜİK'i başka. O TÜİK'in bakalım nasıl yatacak yeri var mı acaba? Hep enflasyonun altında veriyorlar. Enflasyonun altında verdikleri için de halk hep mağdurluk çekmek zorunda. Vatandaşın verilerini inandırıcı bulmadığı, muhalefetin gerçek enflasyonu karartmakla suçladığı TÜİK'ten açıklama geldi. TÜİK enflasyon verilerini ve açıklanamayan sepeti savundu. Güvenmiyorum yani. Niye güvenmiyorsun? Yani o istatistik olarak esas aldıkları şeyler pek günlük hayatımda geçerli olan şeyler değil yani. Ekonomi yazarı Alaaddin Aktaş, Temmuz ayı enflasyonunu hesaplarken enflasyon sepetinde kiranın 6.256 lira, doktor muayenesinin 34 lira, beyaz peynirin 149, yumurtanın ise 2.47 lira olarak yer aldığını belirtmişti. Bu fiyatlar tartışma yaratırken TÜİK enflasyon sepetinin yayınlanmasının isabetli bir karar olduğunu söyledi. 143 temel başlık içinden cımbızla seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı beyanların devam ettiği müşahede edilmektedir. Manipülasyonlara mali verilmemesi adına dünyanın önde gelen ülkelerinin hiçbirinde madde düzeyinde tüm fiyatlar hesaplanmamakta ve yayımlanmamaktadır. Enflasyonla ilgili söylenecek pek bir şey kaldığını düşünmüyorum. Gidişat ortada, vatandaş ortada. Sonumuz ayrı olsun, ne diyelim. TÜİK tarafından yapılan açıklamada TÜFE sepetindeki değişim oranlarının 143 temel başlık düzeyinde yayımlandığı belirtildi. Bu bağlamda TÜİK dünyadaki en şeffaf resmi istatistik kurumlarından biridir denildi. Türkiye İstatistik Kurumu uzun zamandır enflasyon verilerini doğru hesaplamalarla ortaya koymadığı yönünde eleştirilerle karşılaşıyor. Buna karşın açıklama yapan TÜİK, yapmış oldukları hesaplamalarda tüm ürünlerin verilerini paylaşmamak konusundaki kararlarının haklı olduklarını iddia etti. Ancak halk için TÜİK'in güvensizliği her geçen gün artıyor. Açıklamış olduğu veriler sizce gerçek enflasyonu yansıtıyor mu? Bence yansıtmıyor. Bence arka planda çok farklı şeyler dönüyor. Yani her şeyin şeffaf bir şekilde halka sunulması lazım. Halkın haberdar olması lazım. Bazı bilgilerin ben saklandığını düşünüyorum. Büro Emekçileri Sendikası da TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu. Soframızdaki ekmeği çalmaya devam eden TÜİK Kurum Başkanı, Kurum Başkan Yardımcısı ve diğer sorumlular hakkında sendikamızca hazırlanan 06.08.2024 tarihli dilekçeyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nezdinde suç duyurusunda bulunmuştur.